Evet arkadaşlar, bayram sonrası yepyeni dop dolu bir bayram sonrası mesaisine başladık diyelim. Çünkü hala bayramın hiç kimse atamadı. Kimi kurban kesti, kimi tatile gitti, kimi evde yattı derken benim gibi. bir ben tutmadım biliyorsun değil mi? Ben de gitmedim abi, aynen. Hemşerilerim gelmiş. Bunu 2 yıl önce işe ilk başladığında RSD olarak çekmiştim, güzel bir video. Abi hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, sağ olun. 2 yıl olmuş, kaplamışız, dönmüş dolaşmış, hemşerisinin yanına niye gelmiş diye sor. Memnun kaldık diyor. Arabanın rengini değiştirmek için geldik. Ufak da bir jant sürmüşler. Muhtemelen jantları da sanırım siyah boyayacağız değil mi? Allah izin verirse. Allah izin verirse. Siyah boyayacağız. Yemin ama renge gerçekten ben de bilmiyorum ne yapacağız. Ya, elimizden geleni yapacaksanız. Elimizden geleni yaparız da renk abi. Patlıyor muyuz yoksa yine sade mi? Büyük ihtimal sade kalacak ama değişik bir şey olacak. Sade ve değişik. Sade ve şık olacak o zaman yine. Evet, sade ve değişik benim gibi. Murat YouTube ettim. Vallahi oğlum benim için adamlar gelirdik. A**a budur benim. Tatlım Gülse bari hiç yakışmış mı? Başkanım nerede? Hiç yakışmış mı? Çöpü açsana. Aç. Telefon çaldı, çekelim. Baban oldu ya. Hayatta hep deliksiz patlık atmışlardayım. Kepçeyle bassalar bunlara altın çıkar. Bunlara bol çıkıyor. Bırak çıkar. Mırık çıkar, mırık. Mırık. Evet Musa'cığım, nerede kaldık? Bu güzel, muhteşem Mercedes'i ne yapıyoruz? Bütün detaylarını karbon yapacağız arkadaşlar. Direksiyonda olmak üzere. Onun bir de LED'i var. Serdar'cığım çözecek. İçini söküyoruz. Dörmastırları var. Detayları var. Seramiği var. Bayağı bir işleri var. Tabii ki bu işlemleri takip edecek arkadaşımız Ali Çiğdem. Ali Bey. Bu işleri kim aldı başkanım? Tabii ki sen aldın. Tabii ki biz aldık ama müşteri Rus'tu. Müşteri Rus'tu, evet. Serdar Bey kardeşim bütün işleriyle A'dan Z'ye priviyette ilgilenmek zorunda. Priviyette ilgilenmek zorunda, evet. Şimdi Musa abi içini fena bir çek kardeşim. Tamam. Öncesi sonrası alalım, en azından arkadaşlar neler yaptınız? Kaplama olmayacak mı? Yok, evet. Seramik boya koruma, ıvır zıvır indik olmuş. Abi niye bu kadar heyecanlandın ya? Bilmiyorum, o kadar YouTube'da falan görüyoruz işte. Bugün de sıra bizde. Aslında sabah geldi, dışarılarda falan gezdi. Arabaya bakmadı geldi. Hiç görmedi işte. Storylere de falan bakma. Arkadaşlar attı, interneti kapattım ben. Böyle daha mı zevkli oluyor? Var mı sanki biraz heyecanlısın mı bu abi? Heyecanlıyım. Ya? Şimdi söyleyeyim mi diyor. Yok söyleme daha diyorum daha. Bekle. Abi araç hazırmış. Son kez bir duygularını alalım. Heyecanlıyım valla, elim ayağım tutuyor. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Gel abi o zaman yavaş yavaş gidelim arabaya doğru. Oo, güzel duruyor. Gel. Abi sen ne yaptın ya? Valla o kadar da hayal edemedim ha. Harbiden çok güzel olmuş. Sapıttım yolu sapıttım. Gel abi yaklaşık ya biraz daha. Gel. Yakından ineceğiz ya. V8'in evet. Turboların, panjurun boyanması. Yani aslında detaylar da çok fazla bir şey katıyor. Şimdi zaten ilk bakışta hemen anlayamam da baktıkça, sürdükçe. Bence güzel oldu vallahi, acayip çok. Bence nasıl? Bence yok. On numara oldu. Fiyat da aslında bir şey göstermiyor bu tarz araçlar. Biraz şey, daha şimdi çok... daha çok detaylar daha çok ortaya çıktı gibi geldi bana şimdi. Kesinlikle. Evet, siyah detaylar güzel oldu. Evet. Vallahi çok güzel oldu. Ver abi, doğal tepkili ver ya. Tutayım diyor. Doğal tepkili ver abi, bana doğal tepkiler var. Çok güzel oldu ya, harbiden bu detay. Ya siz anlayın işte hiç. Türkçem zaten gıt, şimdi hiç konuşamıyorum. Kaç senedir Almanya'dasın abi? Doğma büyüme mi? Doğma büyüme Almanya. Oralarda yaşıyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz. Allah daha çok versin abi. Allah cümlemize daha çok versin inşallah. Amin. Allah daha iyisini nasip etsin inşallah. İşte insan hayali olacak. Yani. Çabalayacak, çalışacak. Elhamdülillah Allah bana böyle güzel bir eş nasip etti. Her zaman daima yanımda destektim. Destekçim, evet. Allah sizden razı olsun. Cümlemizden abi. Orada ne iş yapıyorsun abi, hangi meslek? Orada ben devlet demir yollarında çalışıyorum. Aa. Evet. Sağ olsun babamın enselerimizi doldura doldura okumaya çalıştık. Ellerini öpülecek adam işte. Yoksa biz Allah bilir ne yollara düşecektik.
Arabaya uygun mu giyindin Erdo? Efendim? Arabaya uygun mu giyindin? Aynen, arabaya uygun giyindim. Evet, yakışmış. Evet, teşekkür ederim. Sen... Kombinimi beğendin mi? Çok, 10 numara. Evet. Yarın ayrı bir kombin yapacağım. Evet. Yine fotoğraf atalım. Tamam. Yarın da şöyle bir mavi giyinsene. Evet, mavi. Evet, öyle bir gömleğim var. Evet, olabilir. Yarın öyle. Seviyorsun arabalara göre uygun giyinmeyi. Aynen. Work for Wall Street. Lately I've been seeing red. Tick tock, time is falling. Silence. Do roll, mileage. Take off, pilot. Ready for blast off. Get ready for blast off. Take off, pilot. Go, go, go. Take off, pilot. Get out the box, well, don't get out your word. What you heard? Tick tock, time is falling. Silence. Do roll, mileage. Take off. Pilot. Ready for blast off, get ready for blast off. Take off, pilot. Go, go, go. Take off, pilot. Ne bileyim Musa, ne anlatayım. Hadi haftayı bitirdim, bugün günlerden pazartesi. Hafta sonu söneriz dedik.
sönemedi. Daha da çok yanmaya başladı. Instagram'a bakıyorum, sosyal mesajlar, birbirine laf atanlar, birlik beraberlik olmak gerekirken onlar buna sallayanlar. Ah, ne diyeyim kardeş? Evet. Bir sarılı kontrolden çıktı. Minnet düşün, ineğin arkasına, kuyruğuna benzin yakıyorlarmış. İnek bir yandan kaçışırken bir yandan ormanı yakıyor. Bu nasıl bir ruh hastalığı? Tehlikeye atacak yerden... Aa hadi dayım ah. Cenab-ı Allah orada sessiz kulları var, hayvanlar ölüp gidiyor. Rahmetli olan insanlar var, mekanları cennet olsun. Ağladım sevdim. Hiç bilmiyorum. Çoluğumuza çocuğumuza böyle bir vatan, yeniden çam ağaçları, yeniden ağaçlar. Bugün Marmaris'te bütün balcılık, arıcılık hiçbir şey kalmamış. Hepsi çam balı hiçbir şey kalmamış. Allah düşmanını hayırlısına versin. Vallahi var ya, dünya yanıyor, bizim memleketimiz yanıyor. Bir yandan yardım isteniyor, bir yandan yardım istendiği için kaos çıkartılmaya çalışıyor. Millet birbirine laf söylüyor. Elden ne geliyor? Hadi ben de vereyim 1500-2000 tane ağaç. Hadi gidip dikelim desek dikemeyeceğiz. Daha o ağaçlar, o yerlerin hepsi bir güzelce bir kendine gelecek de. Yemin oluyor. Toprakta kendisi gidecek de. Ondan sonra dikmeye başlayacak. Valla itfaiyedeki arkadaşlar, gidenler, hepsinden Allah razı olsun. Değişik, farklı bir durumdayız şu anda. Gerçekten iş güç ayrı bir dert. Sıkıntı sorunun ayrı bir dert. Manavgat Belediye Başkanımız, Şükrü abimiz, canımız, yüzlerce kez de arasam açamadı adamcağız. İlk günden bugüne dünya kadar ulaştı. Herkes uğraşıyor. Haber ajansları gösteriyor. Hepimiz canı sıkkın. Kimin hiç sıkkın değil, gayet güzel eğleniyor cuppa cuppa. O da ayrı. Veya bir storiesi çok güzel, arkasından istediğini atıyor falan. Farklı bir psikoloji, farklı bir bakış açısı, farklı bir insanların değişik bir yapısı var. Sağ olsun diğer arkadaşlarımız, YouTuber'lar falan bir toplanma merkezi yapıp bir şeyler dağıtmaya götürmeye çalışıyor falan ama böylesi bir doğal felaket ve böylesi şerefsiz bir felaket var yani. İnsanlar da bazı istediğin insan çok şey yapamıyorum. Allah yardımcımız olsun vatanımızın, milletimizin. Gerçekten söyleyecek bir şey yok. Yani Musa hala devam ediyor. Hala da devam ediyor yani. Bekleyip yaşayıp göreceğiz ama birlik olmayı, yeniden kalkmayı, kimsenin bu vatanı milleti bölemeyeceğini, ecdatlarımızın kim olduğunu unutmayacak. Yani o ecdatlarımız, Atatürk'ümüz bu topraklar için mücadele verilmiş. Düşmanlar varmış, bizleri kan akıtmışız buraya. Şimdi yansın, yeniden dikeriz, yeniden ayağa kalkmasını biliriz. Ölenlere rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yiyecek de hiçbir şey bulamıyorum. Allah yardımcısı olsun arkadaşlar. Aha. Sevgiyle kalın. Fazla da konuyu uzatıp çok bambaşka hale getirmek istemiyorum. Hepimizin canı acıyor, hepimizin içi acıyor. Onu biliyorum, farkındayım. Hayırlısı. Sevgiyle kalın.
Kazası belası sabah geldik. Tabii ki Şükrü abimi bulamadık. O dağlardaydı. Ormanların içinde yangınları organizasyon ediyordu. Söndürmek için uğraşıyorlardı. Abi emeğine sağlık. Bir haftadır çok büyük bir mücadele veriyorsunuz hep beraber. Çok teşekkür ederim Mustafa'cığım. Yani burada olmanız bize anlatılmaz güç verdi. Çok iyi bir dostsun. Ankara'dan kalkıp arkadaşlarımla beraber buraya kadar geldin. İşimize yarayacak, vatandaşın işine yarayacak bir koca büyük tır dolusu malzeme getirdim. Bizi anlatılmaz mutlu etti. Böyle dostların olduğunu bilmek, sahiplenilmeyi görmek bizleri son derece mutlu etti. Teşekkür ediyorum. Onları doğru yerlere, doğru ellerle sizin adınıza ulaştıracağız. Bundan eminiz abi. Böyle senin acı süreçlerde sizin gibi duyarlı insanların, yapıların olduğunu görmek bizi her zaman ifade etmeye çalışıyorum. Geleceğe dair umutlandırıyor. Türk insanı birbirine sahip çıkan, Türk insanı güzel kalbi olan, yüreği olan insanların yaşadığı bir ülke burası Türkiye. Böyle bir ülkenin, böyle bu tarz duyarlı insanların yaşadığı bir ülkenin parçası olmak bizi bir kere daha gururlandırdı. Ben çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Herkese biz de teşekkür ederiz. Bütün kurumlara, kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, sizler gibi gönüllü yapılara yürekten teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Allah yardımcı olsun. Siz de iyi ki varsınız. İçeriği görme Musa, inanılmaz bir sevgi seyirle gelen yardım var. Şükrü abim inanılmaz organize etmiş sağ olsun. Manavgat'ta herkes akın akın buraya geliyor. Herkese teşekkür ediyoruz bağışlar için, kampanyalar için. Hala da gelmeye devam edecek emin olun. Biraz sakinleştirip ilerleyen dönemde Şükrü abinin isteklerini, arzularını biz tekrardan buraya getireceğiz inşallah. Harikasınız. Allah'ın yanımızda olsun. Çok sağ ol kardeşim. İyi ki varsınız. Size teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Tabii ki yaklaşık 15 gündür sosyal medyada hiç kimseler yer almamaya çalışıyor. Bizler de dahil olmak üzere. Videolarımız karma karışık oldu. Gelenler, gidenler. En son ben burada oturuyordum. Dertleniyorum derken bu derdin arkasında tabii ki biz de dayanamadık. Hemen bir pazartesi günü sosyal sorumluluk içerisinde hızlı şekilde sağımızda, solumuzdaki kardeşlerimize haber verip bizlere birçok malzeme, ürün, birçok şeyi yolladılar. Biz de bunun üstüne katkı sağlayarak bir an önce bir kamyonun arkasından hemen bir Manavgat'a yol aldılar. Sevgili Şükrü Sözen abimizin yanında, Manavgat Belediye Başkanı'nın yanına. Onun haricinde biz bir kardeşimizle görüştük. Köyceğiz tarafındayız. Mustafa abi dedi, hiç kimseler şu anda bu tarafa gelmiyor dedi. Ben de hemen Serdar'la, Musa'yla, Emre'yle hemen çıktım. Gecenin bir körü saat 3.30'larda hemen o kardeşimize yardım elimizi uzattık. Elimizden geldiğince bir şeyler götürmeyi tabii ki çalıştık, acil olanları. Arabada da kuru buzumuz vardı. Kuru buzda da birçok yiyecekler falan filan vardı ama Manavgat'a gittiğimiz zaman Musa da zaten gördü. Yani öyle bir yiyecek, öyle bir maşallah yardımlar, sular, kıyafetler, yani gerekli gereksiz her şey fazla gitmiş. Her neyse biz gittik Şükrü abimize, Manavgat Belediye Başkanı'na, o güzel abimiz o kadar mücadele verdi ki. Hatta Musa fotoğrafları var. Kimse telefonumu açmadı. Aramaya çalışıyorum, koşturuyorum. Hani eskiden tanıyoruz müşterimiz olarak, gönül bağımız olduğu için açıkçası birazcık da moral motivasyon olsun diye gittik. Gençleri gördük. Orada küçücük 13-15 yaşındaki gençlerin çalıştığını, genç kardeşlerimizin çalıştığını gördük. Hepsi bir şeyler taşınmaya çalışıyor. Türkiye'nin her yerinden akınla inanılmaz şekilde yardım geliyor. Onları da gördük. Kıtlık varmışçasına yiyecek içecek gitmiş. Yani Allah'ım yaşatmasın, öyle bir şeyimiz yok ama bir eczane deposu gibi bir depo vardı. Yanık kremi, merhemler, ağrı kesiciler inanılmazdı. Tabii ki bunları doğru yere ulaştırmak, tabii ki aynı yere götürmek lazım. Biz de ne yaptık? Musa, ben, Serdar hemen orayı toparladık. Bir transporter yaptık minimum. Hemen Kızılay'a gittik çünkü bir story gördük. Enver'cim dedi ki buraya yardım lazımmış. Gerçekten size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Oraları pek Manavgat'ta abimizin dediği gibi bize verilen yardımları zorumuza gitmiyor ama bize yardım verirken story çekmeleri zorumuza gidiyor. Gerçekten de çok haklılar. Bu çok dip bir not ve çok önemli bir not. Gittik, kendimiz gördük. Her 50 metrede, 25 metrede, 10 metrede durduk. Onlara birçok şeyler ikram ettik. Yarım elma gönül olma dedik. Birçok şey götürdük aslında ama orada kullanılmadığını gördük. İnsanlar terlemiş, tişörtler yok, hiçbir şey yok. Birbirinden bağlantısız. Kaosun içine gittik. Tomalar var. Bir yandan yangın çıktı. Koşa koşa gittik, Enver koşturdu falan filan. Farklı çünkü duruyor. Duran bir şeyin arkasından tabii ki soğutma olmadığı için bir anda parlıyor, çok da sıcak. Tabii ki orada şu anda yanan canlar var. Giden
O sessiz kullarımız var, hayvanlarımız var. Ahırı yananlar, evi yananlar, evsiz kalan kardeşlerimiz, abilerimiz, amcalarımız, nenelerimiz var. Allah yardımcıları olsun. Bundan sonra ne yapacağız derseniz arkadaşlar, biz GMG Garaj ailesi olarak çevremizdeki tabii ki bu güzel, iyi abiler, kardeşler, bir çevremiz çok şükür var. Bir telefonları çok şeye bakıyor. Ben de görüşmüştüm zaten. Bundan sonra yardım böyle eldivendir, şudur budur gerek yok. Çok fazla gittiğine inanıyorum. Gerçekten hala da var. Onları da göndereceğiz. Orada da duruyor. Allah razı olsun. Doğru yere, ihtiyacı olan yere yönlendireceğiz. Sonrasında ben şunu düşünüyorum. Buradan küçük baş, büyük baş hayvanlar alarak doğru şekilde, doğru yerlere, o hayvanları yanan kardeşlerimize, ablalarımıza, teyzelerimize, nenelerimize, dedelerimize gidip onlara birer birer, ikişer ikişer bırakıp yarım elma yine gönüllenme hesabı onlara bırakmak ve onların en azından kaybettiği hayvanların en az olsa acısını dindirmek için sonuçta biz bir hayvan götürdüğümüz zaman tabii ki acıları dinmeyecek ama bir hafif de olsa bir tebessüm etseler ne mutlu bize. Yer gök dua arkadaşlar. Dualarını eksik etmiyorlar biliyorum. Bizler de onlara dualarını eksik etmedik. Bundan sonra böyle bir proje yapmayı düşünüyoruz. Çünkü bu projenin içinde yer almak bizi mutlu ediyor. Emin olun hani ben biliyorsunuz arkadaşlar bunca zaman çok şey yapmışımdır. Musa da bilir. Ben hiçbirine gösteririm. İşte sağ el ve sol el biliyorsunuz. Al ver. Onlar görmemesi lazım. Ama kimi tabii ki sosyal sorumluluk adında göstermek istiyor. Kimi iyilik bulaşıcıdır diyor, başka şeyler diyor. Herkesin inandığı ve bakış açısına saygı duyuyorum. Bizler de bu şekilde devam ediyoruz. Burada yani inanılmaz şekilde bir insanlar bize arz talep olunca biz de bir anda böyle bir şey oluşturduk. Bizi lütfen yanlış anlamayın. Musa zaten oradan ufak da olsa bir görüntü aldı Kızıldağ'dan. Koşturmaca, meşgale, insanların canının yandığı o yerler, ormanımız, vatanımız, milletimiz hep beraber olduk. Yani bugün İzmir tarafından yine bir yerler yanıyordu. Cenab-ı Allah bugün yağmurlar yağdırıyor inşallah oraya. Daha da yağdırsın. Yara bizim yaramız, vatan bizim vatanımız. Ne konuşsak boş. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Devletimiz büyük bir devlet arkadaşlar. Tabii ki biz özgür bir devletiz ve millet olarak, halk olarak seçme seçilme hakkımız, her şeyimiz var. Burada lütfen siyasi burada politika ve televizyonlarda çıkıp konuşan birçok insanı gördüm. Herkes ateş ediyor birbirine. O oradan sekiyor, bu buradan sekiyor. Bunun bunun arasından geçiyor. Bunun orası kimse delik deşik olmuyor. Kusura bakmayın. Olan o taraftakiler oldu. Canlar o tarafta yandı. O hayvanlara zaten o su veren, koşturan kardeşimiz vardı. Tavşanı kurtardığı için mutlu olan bir kardeşimiz vardı. Allah razı olsun. Onlara hiçbir şey demiyorum. Birbirinize ateş edip vurup dökeceğinize birlik beraberlik olup şu vatanı lütfen rica ediyorum. Atalarımızdan kalan, ecdadımızdan kalan bunca şeye kan döktüğümüz bu vatana lütfen sahip çıkalım hep beraber. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. İnşallah bir dahakine daha mutlu, huzurlu, sağlıklı bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.